Canlı yayında yalnızsın dedikten sonra aile kaynadı. Ortalık kaynadı. Açıklamalar geldi. Dün biz bu konuyu işledik ama Ha. İbrahim Tatlıses'in bir tweet'i var. Tweet'inde bir evladını yok saydı. Buyurun. Koskoca imparator canlı yayında yalnızım dedi. İbrahim Tatlıses'in sitem etti ailesinden büyük oğlu Ahmet Tatlı söylemezsem olmaza konuştu. Diyor ki mesaj şu. Durum ortada. Ne olduğu belli. Ben hain bir evlat olmadım. Oğlu Ahmet Tatlı'nın açıklamalarına İbrahim Tatlıses'ten yanıt gecikmedi. Önce yaşanan gelişmeler hakkında ilk kez söylemezsem olmazı özel açıklamalar yaptı. Kızla konuştuğu her şey yalan diyor. Ahmet'in mi? Ardından bir paylaşım yaparak oğlu Ahmet Tatlı'nın resmine karşılık verdi. Tatlıses ailesinde neler oluyor? Tüm detaylar haberimizde. Geçtiğimiz yıl İboşoğlu ekranlara geri dönen İmparator İbrahim Tatlıses geleneği bozmuyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de milyonların önünde özel hayatıyla ilgili göndermeler yapmaya devam ediyor. İmparator İboşoğlu bu kez hastalığına rağmen yanında kimsenin olmadığını dile getirerek ailesine sitem etti. İbrahim Tatlıses'in hedefinde kim vardı? İbrahim Tatlıses'in acı sözleri, eski eşleri Adalet Hanım'a mı, Derya Tunay'a mı, Perihan Savaş'a mı, Ayşegül Yıldız'a mıydı? Yoksa çocukları Ahmet Tatlı'ya mı, İdo'ya mı, Zübeyde'ye mi, Diran Çıtağı mı? Sorunun cevabı çok geçmeden ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in sistemine 1,5 yıl önce şikayetçi oldu. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı. Büyük oğlu Ahmet Tatlı ve ilk eşi Adalet Sara'dan geldi. Ahmet Tatlı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla babası İbrahim Tatlıses için "Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin" dedi. İlk eşi Adalet Hanım'sa "Üstünden geçtiğin köprüleri yıkma. Bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin" diyerek tatlı sesi uyardı. Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada gerçekleşen bu resleşme sonrasında baba oğul arasında neler yaşandığı merak konusu oldu. İbrahim Tatlıses'in hedefindeki oğlu Ahmet Tatlı söylemezsem olmaz'a konuştu. "Durum ortada, ben hain bir evlat olmadım" diyerek söze başlayan Tatlı, geçtiğimiz günlerde beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olduğunu hatırlatarak bu süreçte babasının kendisini yalnız bıraktığını iddia etti. "Benim hastalık hastane sürecimde kendisi yoktu, beni de aramadı, görüşmemiz olmadı, ben elimden geldiğince kendisinin dahil herkesin kötü gününde, hasta gününde yanında oldum. Çünkü evlatlıktan öte insanlık zaten bunu gerektirir" dedi ve "yalnızlık kendi tercihi" diyerek ekledi. "Kendisi böyle olmayı seçti. Kendisi böyle mutlu. Saygı duyduk. Şimdi yalnızım demesin. Bugüne kadar kimseden maddi bir talebim olmadı. Zaten yapılmadı. Bundan sonra da yok. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Herkes yerinde iyi olsun." Ahmet Tatlı'nın açıklamalarından sonra İbrahim Tatlıses suskunluğunu bozdu. Söylemezsem olmaz canlı yayınında İboşoğlu'daki çıkışının ailesi için olmadığını, açık ...açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi. "Onları kastederek yapmadım. Niye üzerlerine alındı? Bravo, neden bunlara sonunda, bu tip şeyler söylüyorlar?" diyor. Ancak imparator açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Kızı Gülşen Hanım'ın fotoğrafını paylaşan Tatlıses tüm evlatlarını tek tek saydı. Bir tek onun ismini anmadı. "Bu benim Gülşen'im. Kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var. Babası hep duasındadır. Artı bir de meleğim var. O da babasının doktoruyla, ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elif'im var ki sormayın. Nasılsın baba? Süperim kızım. Ben de süperim babam" deyip bitiriyor beni. "Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo'daki edep ve saygı herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile. Allah bana çok görmesin." Daha önce "yalnızım" diyen İbrahim Tatlıses şimdi 6 çocuğuna da teşekkür ederken kendisi hakkında sert açıklamalar yapan büyük oğlu Ahmet Tatlı'yı yok saydı. Paylaşımın ardından imparator oğlunu sildi yorumları yapıldı. İbrahim Tatlıses'in açıklamalarından sonra Ahmet Tatlı'dan yeni bir açıklama gelmezken ilk eşi Adalet Hanım bir paylaşım yaptı. Son günlerde yaptığı ve İbrahim Tatlıses'e gönderme yaptığı şeklinde yorumlanan paylaşımlarına açıklık getirdi. Son günlerde sıklıkla malumunuz üzere televizyon ve internet haberlerinde yıllardır yapmış olduğum paylaşımlar yokmuş gibi sanki 8 yıldır süregelen dini ve örfi paylaşımları sanki İbrahim Bey'e isnat paylaşım yapıyormuşum gibi kullanıyorlar. "Gerek olsa dolaylı yollarla değil alenen yazacağımı bilmeniz gerektiğini bilgilerinize arz ederim" diyerek İbrahim Tatlıses'e gönderme yapmasının söz konusu olmadığını dile getirdi.
açıklamada, story'de 6 çocuğuna da yer vermiş. 6'sına da çok güzel tasvirler var ama Ahmet Tatlı en büyük oldu. Yok. Bu olaylar bu işi bu hale getirdi Seren. Dün bana dedi ki Bircan bilmiyor dedi. Doğru bilmiyoruz. Sen biliyorsun, sen anlat. Bu olay ne olacak? Yani ben de çok detay bilmiyorum. Yani içeride ne olmuş onu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü konuşamadım İbrahim Bey'le. Şule Hanım açıklama yapacak bizim programa. Onu bekliyoruz. Şöyle, hiç bilmediğim için... ama mesela karakterler, şimdi mesela bazen deriz ki politikadan anlamıyoruz biz. Yani ben dedim mesela hiç politik değilim çünkü hayatımda politik olmak ne demek bilmedim yani. Politik olmayı bilmezsen aile içinde de bilmiyorsun. Yani mesela bir kardeşin anneye, babaya canım cicim hayatım benim sen benim en çok falan filan yapar. Bir tanesi belki daha çok sever fakat asla öyle değildir. Sevgisini de gösteremez, kırılganlığını da gösteremez, kızgınlığını gösterir. Evet, sen der bana evet. Şunu yaptın, bunu yaptın, şunu yaptın de. Şimdi anne babanın böyle evlat işine pek gelmez. Yani ya ne olur kimse için, İbrahim Bey için ve çocuklar için söylemiyorum. Genel aile yapısına alakalı. Yani böyle daha çok yağcı olan anne babaya veya her dediğini yapan. Belki öbür çocuk daha çok seviyordur. Ama öbür çocuk daha az politiktir. Onlar gibi sevgisini gösteremiyor olabilir. Ne demek istediğimi anladın mı? Veya... Onlar kavga edemez babasını, annesini ama bu eder. Asisi odur işin. Hayır, bu eder. Der ki sen böyle yap. Öbürküler diyemez. İçten içe düşünür ama dile getiremez. Bir tanesi yapar. Zaten kötü İbrahim Bey'i hiç baş kaldırıyı sevmiyor zaten. Hiç. Yani, evet. Baş kaldıran çocuk. Yani Ahmet, aslında baş kaldıran değil aslında belki ama de hakkını arayan. Hayır, öyle yani, gözüküyor. Şimdi öyle olayları gözüküyor. Bilmiyoruz ya. Bana da Dilan öyle geliyor. Ama Dilan'ın zaten bir hakkı yok mu? Çocuklar var ama zaten Dilan'ın, bir hakkı. Yani, hayır şöyle, yani. Dilan da kızgınlığını ve kırgınlığını yine cümlelerin arasında yine çok böyle ileriye naif. Gitmeden tabii. Yaptı. Ama bence Ahmet kafa tutuyor yani. Evet. Şimdi Seren. Öyle gözüküyor yani. Evet yani ama yine bile kibar kafa tutuyor. Yine bile kibar. Ama onu bilmiyoruz. Şimdi bak mesela Adalet Hanım'dan ayrılalı 45 yıl falan olmuş. Evet. Hala İbrahim Tatlıses'in yakınları diyor ki hala bakıyorlar Adalet Hanım'a. Hani ha. Kaç yıl önceki karısı bakmak zorunda değil ama 45 yıldır bakıyor. Yani evet. Ama Adalet Hanım burada mı yaşıyor yoksa? Yok. Urfa'da galiba. Yani ama şöyle herkesin ilk karısı gibi değil ki Adalet Hanım. Evet işte şimdi sen öyle deyince yani. O da ayrı bir şey yani. Hiç tanımıyorum bak yüzünü hayatımda görmedim ama Adalet Hanım da herkesin ilk eşi gibi değil kendi yani. Yazıyorsa sen enteresan bir kadın. 7 sayfa açıklaması var birazdan. İşte yani, birazdan vereceğiz birazını. Bu yazdıklarını hayır, o yazıyorsa. Hayır ama şöyle mi oluyor acaba? Hani 45 yıl verirsin de 2 ay gecikirsin bir şeye ortalık toz duman da olabiliyor. Yani ha. Bilmiyoruz öyle işte de buradaki dengeleri. Adam yapar 2 ay yapmaz mesela. Ama ortalık toz ama sizinle şunu bir tartışalım isterim. Evlatlarını tek söyle tek tasvir etmiş ya. Gülşen'le fotoğrafını koymuş. Kızı olan Gülşen'le. Şarkıcı Gülşen'le. Ben de Gülşen. Yok ayol. Bu benim Gülşen'im. Kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var. Onlar ikisi de Adalet'te. Onlar Ahmet'in kardeşleri tamam, işte. Tamam işte Adalet'ten. Tabii. Bir de Gülden'im var. Babası hep duasındadır. Yani babasına hep dua duacıyım eden oğlum diyordur diyor. Duacıyım telefonda mutlaka. Duacıyım evet, baba. Evet diyordur. Güzel. Artı bir de Meleğim var. O da babasının doktorlarıyla, ilaçlarıyla uğraşır. Melek de Perihan Savaş'tan olan kızı. Evet. Bir de Elif'im var. Ki sormayın. Nasılsın baba? Süperim kızım. Ben de süperim babam deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. Bu çok can alıcı. Hani erkek gibi bir kız diyor. İdo'daki yani. Edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar. Allah bunların bana çok görmesin. Ya işte bir evlat için tabii ayrımcılık. Ay bu şu çok anda, acı bir evet. Şey. Yani şu ama anda. Ama şimdi yani... çocuklar ne yaşadığını gerçekten bilmiyoruz. Yani şöyle İdo'nun şanslarına bence Ahmet hiçbir zaman sahip olamadı. Tabii ki. Neden? Bir tek şey için söylüyorum. Neden olamadığını düşünüyorum. Para puldan bahsetmiyorum. O ayrı bir konu zaten.
Ama sevgi. İbrahim Bey çok genç yaşta şöhret olduğu için kopup gitti ve o belki de çocukların yaş olarak en fazla babaya ihtiyaç olduğu yaşlarda yanında olmadı. Olamadı yani. Adam da bir şekilde zirveye koştu yani. Bunlar da zirvede oynayan adamlar yani. Normal bir anne baba olması beklenemez zaten. Beklersek de haksızlık etmiş oluruz. Evet. Bu da ayrı bir konu. Evet. Ama İdo'nun doğumunda da o tam gençlik zamanında Ahmet, orada da bir erkek evlat geldi ya, Ahmet de erkek çocuk ya. Hep İdo. İdo aşağı, İdo yukarı. İdo yani o zaman da insanda böyle küçük de hafif de olsa. Tabii canım. Bir bak şöyle bir şey sana söyleyeyim. Benim de babam çocukları oldu. Ben de çok seviyorum kardeşlerimi, Finlandiya'dakileri. Ölürüm onlar için. Ama bir kız kardeşim oldu seneler sonra küçücük. Seray aşağı, Seray yukarı. Bir gün gittim eve, benim resmim yok, Seray'ın resmi var. Kaç genç kız olmuşum, kaç yaşındayım artık yani. İnsan kıskanıyor, insan yani içerliyor. Çok seviyorum kardeşimi, canım o benim ama babalar onu bazen hani göremeyebiliyorlar. Anne babalar göremiyor, evet, biliyor onu. Kardeşler yani bakabiliyor. Ne olduğunu, hangi travmatik bir vaziyet yaşadıklarını gerçekten bilmiyoruz. O yüzden Şule Hanım'dan rica ediyorum. Bir anlatsın bu baba oğlu arasında ne oluyor bu kadar, neden yani, çünkü en fazla da İbrahim Bey'in yanında da Ahmet'i gördük yani, ne oldu ve bazen de birileri arada bozuyor, acaba ara bozan da mı var, onu da bilmiyoruz yani, bilmemiz lazım ya yani, evet, baba İbrahim oğlu arasında da girilmez. Çok duygusal ya, gaza da geliyor olabilir, doğru söylüyorsun yani anneler babalar gaza geliyorlar, evet, vallahi ben geliyorlar. Size söyleyeyim. Hele mesela kardeşler tarafından da getiriliyorlar. Diğer bak kardeş, yani kusura bakmayın, iyi insan iyi insandır, iyi kardeşler. Bak her zaman söylüyorum. Ama kardeşler de birbirinin bazen yani kıskanıyorlar ve iyiliğini istemeyebiliyorlar da. Peki, rakip şimdi görüyorlar çünkü. Peki şimdi bu konu tabii daha uzar ama konumuz var. Bunu uzatırız. Bu konu uzar, evet, yarın da konuşuruz. Güzel bir konu çünkü. Bu konu maalesef tatsız bir konu ama magazinsel yani, bir konu. Evet. Şimdi konuğumuzu bekletmemek adına, evet, alalım mı? Yıllar sonra. Evet. Ozan hazır değil mi konuğumuz? Makyajım bitmemiş yoksa? Ozan'ın makyajı bitmemiş. Sesini mi açıyor odada? Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Hiç bitmeyen bir şey. Ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten sesini açıyordu çok güç sabah. Değil mi? Evet. Ama normal sabah ilk etapta ama çok güçlü. O zaman güçlü. Canlı canlı bize bir şeyler söyleyecek, söyleyecek demek tabii olur bu. Birazdan bizlerle olacak. Ama sürprizler devam ediyor. Peki devam edelim. 6 numaraya gidiyoruz.